Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ev sahipliğinde bu yıl 5.si düzenlenecek olan Tarım Fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu yıl 5.si düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklar başladı. Açılış konuşmasına müjdeyle başlayan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, fuarın bu yıl uluslararası platforma taşındığını söyleyerek hazırlıklar hakkında detaylı bilgi verdi. 5.sini düzenleyeceğimiz tarım fuarı Allah'ın izniyle bölgenin en iyi fuarı olacağına inanıyorduk ki öyle oldu. Konya Tarım Fuarı'ndan sonra şu anda Aksaray Tarım Fuarı uluslararası tarım fuarı oldu. Bu da ilimiz için gerçekten çok iyi bir fırsat. İnşallah bunu ileriki yıllarda ve geçmişte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bu fuar bugüne kadar getirip yüzdüysek, bundan sonra da inşallah el birliğiyle daha iyi yerlere getirir diye düşünüyorum. Tabii bu yaptığımız tüm olaylarda Sayın Valimizin himayelerinde, Belediye Başkanımızın, diğer sivil toplum örgütü başkanlarımızın desteğiyle buraya getirdik. İnşallah bundan sonra da daha başarılı olacağına ben inanıyorum. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na geçen yıl 112 firma katılım sağlamış, fuarı 48 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yılsa hedef 150 firma ve 160 bin ziyaretçi sayısı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı toplantıda Aksaray'ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğuna dikkat çekerek Aksaray'ımız için ne yapsak azdır diyerek toplantıda genel kanı olarak ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek fuar alanı ve kongre sarayı için çalışma başlatacaklarını söyledi. Şimdi işte biliyorsunuz milli takımlar burada oynuyor maçlarını. Çok güzel büyük projeler gerçekleştiriliyor. Şehir artık kabuğunu kırdı. Ve ulusal anlamda yapılabilecek her şeyi her noktada görüyoruz. Ben burada bütün bu işe gönül veren, emek veren, böyle güzel bir projeyi gerçekleştiren herkese canı yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şehrimizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için bunlar çok önemli şeyler. Biz hep yola çıkarken de çok kıymetli oda başkanlarımla da hep şunu konuşmuştuk. Tek başımıza değil, hep beraber yapmamız gerekir. Tabii işin yoğunluğundan, işin koşturmacasından bazen tam istediğimiz anlamda yetişemediğimiz noktalar olabiliyor. Ama biz biliyoruz ki gönlümüz de bir, yapacağımız hedef de bir. Amacımız Aksaray'ımızı hem güzel bir noktaya getirmek, hem burada mümkün olduğu kadar herkesi mutlu eden bir çalışmaya imza atmak. Sonra şunun farkına vardık. Tabii ilk anda siz de değerleri verdiniz. İlk başta 48 katılımcı. Oraya gelen misafirlerimizin sayısı 20 binlerdeydi. Daha sonra bunlar hep katlanarak devam etti. Bu çok güzel bir gelişme. Sadece Emin Başkan yapmadı. Orada Ahmet Başkan da güzel fuarlar yaptı. Ahmet Başkan da aynı şekilde. Biz şunun farkına vardık ki hakikaten de sizin dediğiniz gibi abi, bizim burada bir fuar alanına ihtiyacımız doğmaya başladı. Kapalı bir fuar alanı. Çünkü burası pazar alanı yapılırken işi adı üstünde pazar kurulması için yapılmış. Yani herhangi bir etrafı kapalı değildi hatırlarsanız. Biz Emin Başkan'la görüştükten sonra bir sonraki fuara dedik ki hemen hızlandıralım bu işi. Önceki bir etrafını kapatalım. Tabii yapının kabuk şekli yani üst çatı şekli örtüsü biraz farklı olduğu için yani istediğimiz gibi kapatamıyoruz. Yani mutlaka bir sızıntı, bir ceyran alışverişi oluyor. Dolayısıyla elimizden geldiği kapattık ama çok fazla yeterli olmadı. Tabii gönül ister ki bu fuar Mayıs'ta, Haziran'da olsa da havalar ısınmışken yapılabilse bunlar çok çok güzel olacak. Ama tabii ki Şubat'ta yapılması lazım ki vatandaşlarımız bir an önce orada ürünlerini alıp ona göre hizmetini sunacak, işlerini yapacaklar. Vali Aykut Pekmez ise Aksaray'ın tarımda önemli potansiyele sahip bir il olduğunu ve bu konuda yapılan her çalışmada hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sene 5.sini düzenleyeceğimiz tarım fuarı bu yıl uluslararası hale geldi. Bundan dolayı da Emin Başkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii fuar önemli büyük bir organizasyon. Mutlaka eksikler, hatalar oluyor. Her sene gördüğünüz eksiklikleri, hataları sizlerin dilinden de dinleyerek her sene üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Tabii fuarın
en önemli katkısı çiftçimizle firmalarımızı bir araya getirerek tarımdaki hem yeni ekipmanları, araçları çiftçimizle buluşturmak hem de ucuz şekilde buluşturmak. Başarıyla uyguladık ki bu işlemi bu yıl uluslararası hale geldi. Tabii en önemlisi siz eksiklerinizi söylediniz. Sayın Başkanımız hepsini not etti ve aşağı yukarı herhalde %100 hepsine olumlu görüş bildirdi inşallah. Hiç olumsuzum yok ya. İnşallah 28 Şubat'ta da hep beraber açılışımızı yapacağız. Bu yılda fuarımızın şimdiden başarılı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Piri Mehmet Paşa Alkeçit Projesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yazgı yapmış olduğu incelemelerde çalışmaların son aşamada olduğunu ve yakın zamanda tamamen hizmete açılacağının bilgisini verdi. Gidiş geliş 8 şeritli olarak inşa edilen alt geçit projesi, kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırarak sürücü ve yayalara rahat bir nefes aldıracak. 15 Aralık'ta açılması planlanan alt geçitte yer altından çıkan kaynak suların çalışmaları aksatması sebebiyle açılış ertelenmiş ancak suyu tahliye işlemlerinin ardından çalışmalar tekrar hızlandırılmıştı. Asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri ve aydınlatma unsurlarında çalışmaları devam eden alt geçit kısa zaman içinde törenli hizmete açılacak. Halk arasında efor kavşağı olarak bilinen alt geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Mustafa Serden geçti ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı cadde üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek kendileriyle de sohbet etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcilerine yemek düzenledi. Özel bir otelde düzenlenen akşam yemeğini medya çalışanlarının yanı sıra Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ katıldı. Hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden önce gününüz kutlu olsun. Yaptığımız birçok çalışmayı sizler vasıtasıyla bizden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de size destekleri, sizlerin yapmış olduğu projeleri vatandaşlarımıza iletmeniz bizim hem çalışma azmimizi arttırıyor hem de çalışırken birçok noktaya rahat bir şekilde ulaştığımızı biliyoruz. Bu nedenden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün bile çalışan arkadaşlarımız var. Sizi ekstra gününüzü kutlamak istiyorum. Yani bu çalışma hiçbir zaman bitmiyor. Gazetecinin ne hafta sonu olur ne gecesi ne gündüzü olur. Dolayısıyla zor bir meslek, zor bir iş. O nedenden dolayı tekrar sizlere tebrik ediyorum. Önemli bir görevi üstleniyorsunuz, yapıyorsunuz. Tabii bu süreç zarfı içerisinde Mart ayı ile beraber bizim 4. senemizi dolduracağız. Ve bu süreç içerisinde birçok programlar yaptık, birçok projeler gerçekleştirdik. Bunları gerçekleştirirken de sizler bizleri yalnız bırakmadınız. Kimi zaman hep birlikte otobüse bindik, beraber yaptığımız çalışmaları yerinde gördük. Kimi zaman beraber basın toplantısı gerçekleştirdik. Kimi zaman ayrı ayrı görüşmelerimizde şehrin gündemiyle ilgili ya da sizlerin bizlere ilettiğiniz konularla ilgili bizler elimizden geldiği kadar bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu da şunu gösteriyor, tabii vatandaşlarımızın sizlere ilettiği ve bizlere söylediğimiz ve bizlerin de elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalışacağımız birçok projelerimiz oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu iletişimin hiçbir zaman kopmasını istemiyoruz. Bunun sürekli devam etmesinden yanayız. Tabi bu arada şuna da çok önem veriyoruz. Bu süre zarfı içerisinde ulusal anlamda da gündemde olmak için çalışıyoruz. Ve burada da temsilcilerimiz var, ulusal basının temsilcileri. Ben onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaları belli aralıklarla ulusal basına da yansıtıyorlar. Bu da önemli. Çünkü sadece Aksaray'da kendi içimizde olması tabii ki önemli ama bir de ulusal anlamda yaptığımız projeleri aktarmamız da bir tarafta önemli oluyor. Onun için bu noktada da gayret gösterdiğinizden dolayı sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz
Başkanım da bahsetti. Cumartesi günü kongremiz var. Başbakanımızın katılacağı kongreyle. Hepinizi bekliyoruz. Allah nasip ederse güzel bir, coşkulu bir katılımla inşallah yeni il başkanımız ve yönetimi görevi devre alacaklar. Gerçi il başkanımız seçildi, 3 ayı geçti. Yönetimini tek oluşturacak. Ve oluşturulan yeni yönetimle beraber 2019'da biliyorsunuz önemli seçimlerimiz var. Biz bunun çalışmalarına, zaten sizler de farkındasınız, hiç bırakmadık çalışmayı ama daha böyle dört koldan devam edeceğiz. O nedenden dolayı önemli bir gün, sizler hepinizi bekliyoruz. Yine aynı zamanda hemen ertesi gün sizler de biliyorsunuz iki tane önemli maçımız var. Bir tanesi amirli handball takımımızın maçı Yunanistan'da yapılacak. Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Kendisinin çok büyük destekleriyle, yardımlarıyla bu maçlar burada oynanıyor. Dolayısıyla Hollanda'da çok güzel bir beraberlik, Hollanda ile yapılan maçta çok güzel bir galibiyet elde ettik. Yunanistan'da da inşallah aynı skoru, daha iyi skorları elde etmek istiyoruz, galip gelmek istiyoruz. Hem sizleri bu vesileyle de sizleri izleyen bütün kardeşlerimizi, Aksaray hemşehrilerimizi kapalı spor salonunda bekliyoruz. Bir başka önemli maçımız Nevşehir'de oynanacak. Bu da çok önemli bir maç. Biliyorsunuz Aksaray'ımızın, Belediyespor'un futbol takımı artık potanın içerisinde. Yani önümüzdeki en büyük rakiplerden bir tanesi Nevşehir. Bunu da bu maçı kazanabilirsek Nevşehir'de bizim önümüzde bayağı bir yol kat etmiş olacağız ve daha da rahatlayacağız. Bu da Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Tabii hem ona hem buna yetişmeye çalışacağız. İkisi de çünkü saatleri çok yakın. Birisi 1.30'da Nevşehir'de, öbürü de saat 3'te olacak. İnşallah sizlerin de desteğini ve halkımızın da desteğini bekliyoruz bu arada. Tabii birazdan Sayın Valim'le konuştuktan sonra soruları olan, önerileri olan gazetecilerimiz varsa ya da gündemle ilgili olur, projelerimizle ilgili olur. Yani sizinle çalıştığımız olacağız. Bilemedi hakkınızı herhalde. Hiç duymuyoruz yani. Bu arada fasıldakimize teşekkür ediyor. Gerçekten kulağımızın pasını sildiler. Arkadaşlarımız da biliyorsunuz belediyemizin ekiplerinden oldular. Ve güzel programları da önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. Kültür sanat faaliyetleri zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine valimize ben teşekkür etmek istiyorum. Devlet tiyatrosundaki birçok programın burada yapılmasına vesile oldular. Ve yaptığımız birçok çalışmada da Sayın Valimizin destekleri var. Yine de Emniyet Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Asayiş konusunda yapmış olduğu çalışmalarda şehrimizde yaptığı güzelliklerden dolayı. Ve çok konuşurum ama konuşmak istemiyorum şimdi. Sözü Sayın Valim'e teslim etmek istiyorum. Hepinizin tekrar günü kutlu olsun. Çalışan gazeteciler günü bugün. Malum şehrimiz için herkes borçluyor. Siz de üzerinize düşeninizi yaptığınızı düşünüyorum ben. Herkes bir kollarda koşturacak. Önemli olan herkesin işini en iyi yapması. Ben Aksaray basında bu konuda hakikaten takdir ediyorum. Çok güzel başarılar imza atıyorsunuz. Bizim siyasetçi için en önemli şeylerden bir tanesi basınımız, yerel basınımız. Bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız vatandaşlarımıza ulaşma anlamında en önemli amaçlardan, araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şehrimizi şaha kaldırmak, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla, kurum amirlerimizle çok gece gündüz çalışmak zorundayız. Burada da biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Basını da bu konuda yanımızda görüyoruz, hissediyoruz. Bundan sonra da beraber çalışacağımızı düşünüyoruz. Malum gündem bizim kongremiz. Burada kongremizi sizin aracıyla davet etmek istiyorum Aksaray hemşehrilerimizi. 13 Ocak Cumartesi saat 16'da Başbakanımızın katılacağı kongremize tüm Aksaray hemşehrilerimizi davet edin. İnşallah kalabalığımız olursa vatandaşlarımız biraz akşam vakti olduğu için biraz tedirginiz ama miting havasında bir kongre yapmayı düşünüyoruz. Şölenimize, düğünümüze davetlisiniz arkadaşlar. Ben sizlerle bizlere buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çalışan gazeteciler günü nedeniyle hem burada bulunan basın mensuplarımızın hem de gelemeyen
tüm burası mensuplarımızın gününü kutluyorum. Tabii önemli ve zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Önemli çünkü toplumun ve bireyin en önemli haklarından ve ihtiyaçlarından biri olan bilgi edinme hakkını yerine getiriyorsunuz. Hem kamunun, hem siyasetin, hem toplumun aynası olarak haberleri, bilgiyi doğru ve objektif biçimde tüm vatandaşlarımıza iletiyorsunuz. Bu da görevimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zor bir görev, işin doğası gereği haberin saati, günü yok. O nedenle yaz kış demeden, çamur kar demeden gece gündüz çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Tatil günlerinde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da tabii büyük bir özveriyi gerektiriyor. Belki ailenizden, özel hayatınızdan feragat ederek bu zor görevi yerine getiriyorsunuz. Ama tabii konuşmamın içerisinde önemli bahsederken 15 Temmuz'u hatırladığımda basının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor bence. Biliyorsunuz o gece içerisinde özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ulusal basın kanalıyla halkla buluşmasına ve doğru bilgilendirmesi sayesinde belki o geceyi daha kolay atlatmamız sağlandı. Hem ulusal basında hem yerel basında o gece vatandaşımızın doğru ve hızlı bilgilendirmesi de basınımızın ne kadar önemli bir misyonun olduğunu gösteriyor bize. Ama tabii teknoloji çok hızlı gelişti. Şu anda işte cep telefonu, internet, sosyal medyanın çok hızlı, seri kullanılması sizin işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü meydana gelen olay haber çok hızlı biçimde sosyal medyada ve internette paylaşılıyor. Bu görevimizi biraz daha zor ve hızlı yapmanızı gerektiriyor. Ben bu zor görevimize hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin gününü tekrar kutluyorum. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki bütün yıllarda iyi haberler yapılacak ortamların oluşması temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum. Gazeteciler onurlarına verilen akşam yemeğinde yine görev başındaydı. Ülke gündemi ve özellikle 13 Ocak tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 6. Olan İl Kongresi'nin konuşulduğu yemekte gazeteciler de Vali Aykut Pekmez'e bir sürpriz yaptı. Çalışan Gazeteciler Günü'yle aynı günde kutlanan Mülki İdare Amirleri 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'in ve tüm idarecilerin gününü kutladılar. Bugün aynı zamanda kıymetli meslektaşlarım 10 Ocak Mülki İdare Amirler Günü ve biz de bu vesileyle Sayın Valimizin gıyabında tüm kaymakamlarımızı ve Mülki İdareciler Günü'nü kutlayalım. Çok teşekkürler. Şükür ediyorum. Onun dışında hakikaten bugün çok da önemli bir şura da vardı, onu da izledim. Sayın Cumhurbaşkanımız orada yine kaymakamlarla da bir araya geldi. Çok da keyifli, muazzam bir programdı. Sayın Valimizin artık günle ilgili onun da muhtemelen ya güzel bir anısı vardır ya mesleğe başladığında ya da günün önemine binaen belki bir iki kelam arz edersin. Mesleğin gününü kutluyoruz, çok meslekle günlerle beraber oluyoruz ama kendi görüşüm çok güzel olmuyor. Bizim anayı, anımız olmayı pek de bilmiyoruz. Yani kendi içimizi kutluyoruz. Hatırladığınız için teşekkür ederim. Yemekte ayrıca Aksaray Belediyesi Müzik Grubu mini bir konser verdi. Aksaray Belediyesi Ulu-Irmak Rekreasyon ve Tacin Kent Parkı'nda çalışmalarına devam ediyor. Kentin vitrini olan park ve peyzaj alanlarında çalışmalar sürüyor. Aksaray Belediyesi Tacin Mahallesi'nde Ulu-Irmak ve çevresini kaplayan Ulu-Irmak Rekreasyon Alanı ve Kent Parkı'nda çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesinin yer aldığı projede Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada 900 adet bastongül, 930 adet yapraklı ağaç, 920 adet iğne yapraklı ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi insanların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, sosyal aktivitelere katılabilecekleri, birbirleriyle etkileşim haline geçebilecekleri yeni bir projeye daha öncülük ediyor. Ulu-Irmak boyunca ırmağın her iki yakasına dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları, sosyal tesisler, yürüyüş bandı, koşu yolu, bisiklet yolu ile kesintisiz yaya erişimi sağlandığı projede belirli aralıklarla köprü bağlantıları yapılarak ırmağın iki yakası birleştirildi. Yine proje içerisinde tören, toplanma, kutlama, festival gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği Selçuklu Meydanı birinci etabında projenin en geniş alanlarından biri olarak tasarlandı. Diğer yandan meydan üzerine satış birimleri, 2 adet Selçuklu süs havuzu, renk ve koku bahçeleri, ağaç altı oturma bankları, anıt, heykel alanı, 4 adet kuru havuz, ağaç altı gabyon banklara yer verildi. Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesinin yer aldığı projede ayrıca çocuk oyun alanlarına yer verildi. Mesire ve dinlenme alanı içerisinde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için projeye ahşap teraslar, seyir balkonları konumlandırıldı. Ulu-Irmak Rekreasyon Alanı ve Kent Park Projesi'nin en önemli amacı bölge insanının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda yerli yabancı turistlere de hitap edebilecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydetti. Başkan Yazgı açıklamasında, "Engellilerimiz toplumumuzun ayrılmaz birer parçası. Engellilerimiz için ne yapsak azdır. Çocuklarımızın hayata tutunabilmeleri için engelli sanat atölyesi açtık. Belediye meclisimizden alınan kararla indirimli su uygulamamız devam ediyor. Toplu taşıma araçlarımız engelli bireylerimizin kullanımına uygun ve engellilerimiz için ücretsiz olarak hizmet vermekte. Yine engelli vatandaşlarımız için engelli araç şarj istasyonlarımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yollarımız ve kaldırımlarımızı yaparken engellilere uyumlu olmasına özen gösteriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz." Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde olmaları gerektiğini belirterek, "Toplumun her alanında engelli vatandaşlarımızı görmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." vurgusu yaparak, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Aksaray'daki görme engelli tüm vatandaşların Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutladı. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İHH Aksaray Şube Başkanı Önder Özkan yetim çocuklarla bir araya geldi. Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de organize edilen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Başkan Yazgı çocukların ilgi odağı oldu. Bir nebze olsun mazlum çocukların yüzünü güldürebilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Gönüllerince eğlenen ve çeşitli oyunlar oynayan çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Aksaray Merkez Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın yapmış olduğu hizmetleri yerinde anlattı. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya'nın mahalle muhtarlığında ilk dönemi. Sertkaya, 2 cadde, 8 sokak ve 1 bulvardan oluşan Çiftlik Mahallesi'nin 5250 nüfusa sahip olduğunu aktardı. Ben Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya. Göreve geldiğimizde Sayın Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Bey söz verdi. Muhtarları isteyen mahallelere, bütün muhtarlara yapacağına söz verdi ve biz de istedik. Bizim muhtarlığımızı yaptı ve bize her şeyle beraber teslim etti. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ve mahallemizdeki çok sorunlarımızı tek tek yerine getirdi, hala getirmektedir. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallede Gül Camii, Yunus Emre Camisi olmak üzere iki cami olduğunu belirten Muhtar Sertkaya, sağlık ocağının ise Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın girişimleriyle bahar ayında temellerinin atılacağını söyledi.
Çiftlik Mahallesi halkına sağlık hizmeti verilmesi konusunda gerekli tüm protokoller tamamlanarak hayırsever bir vatandaşın da katkılarıyla sağlık ocağı en kısa zamanda hizmete açılacak. Muhtar Davut Sertkaya, belediye başkanımız bizim için, mahallemiz için çok değerlidir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Bir telefonla işlerimiz hallediliyor. Başkan yardımcılarına, birim müdürlerine telefon ediyoruz. Anında cevap veriyorlar ve problemlerimiz çözüm yoluna gidiyor. Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgın'ın mahallelerini belli aralıklarla ziyaret ettiğini söyleyen Sertkaya, Aksaray Belediyesi'nin koordinesinde mahallelerinde bulunan Güller Ceylan Acar İlköğretim Okulu'nun dış yalıtımından asfalt çalışmalarına yollarımız yapıldı, parklarımız açıldı, temizlikleri ve bakımları yapılıyor diyerek Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı'ya mahalle sakinleri ve kendi adına teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız vatandaşlarımızı çamurlu yollardan kurtaracağına söz verdi ve kurtardı da. Mahallemizde 43 yıl sokağımıza sıcak asfalt attı ve 11 sokağımızda satı kaplama yaptı ve büyük çoğunlukta çamurdan kurtardı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha hala da geçebildiği yerde de devam ediyor. Ve yeni açılan yollarımızda da birkaç tane eksiğimiz var. Onları da atacağını söz verdi ve atmaya devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız ve mahallede parklar yapacağını söz vermişti. Benim mahallemde parklar yapmaktadır. Birkaç tane park yapıldı, hala yapmaktadır ve bunların spor aletleriyle beraber, süslemeleriyle beraber full faaliyete getirmiştir ve ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine ve ekiplerine. Sayın Belediye Başkanımız çöp konteynerlerine de söz verdiydi. 200'e yakın çöp konteyneri getirdi, mahallemize koydu ve mahallemizin ihtiyacını karşıladı ve Çiftlik Mahallesi adına ve muhtarlığım adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza ve ekibine, belediyemizin komplesine teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 369. kısa dönem 36 er için yemin töreni düzenlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 369. kısa dönem 36 er için yemin töreni düzenlendi. Ant vaziyeti al. Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et. Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen yemin töreninde askerler aileleriyle kucaklaştı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde kısa dönem vatani görevini yapan 36 er yemin etti. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Havada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve Cumhuriyetime. Milletime ve Cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Yemin töreninde gururla ailelerini selamlayan erler tören sonunda jandarma marşını söylediler. Yemin töreni sonrasında başarılı ve birliğe katılan askerlere ödülleri ve hediyeleri verildi. Yemin töreni geçit töreniyle sona ererken askerler aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Aksaray merkeze bağlı tüm köy okulları ve kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane açmayı hedefleyen Aksaray Belediyesi kampanyaya Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi ve Timur Sarrafoğlu İlkokulu ile başladı. Öğrencilerin okuduğu kitapları toplayarak kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler okudukları kitapları, oynamadıkları oyuncaklarını ve kullanmadıkları bisikletlerini proje kapsamında ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere bağışlayabilecek.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan kitap ve oyuncaklarla çocukların eğitimine belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi ve halk ortaklığıyla destek veriliyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin ortaklaşa düzenlediği kitap bağış kampanyası kapsamında 15 koli kitap toplandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay belirlenen iki okulda öğrenciler tarafından toplanan kitaplar, oyuncaklar ve kullanmadıkları bisikletler proje kapsamında ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere dağıtılacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.